Merhaba. 30'lu yıllarda Türkçülük furyası zamanında Araplar Türklerin, daha doğrusu Hazreti Peygamber'in Türk soyundan olduğunu ispatlamaya çalışan faaliyetler olmuştu. Hatta Türk Tarih Kurumu kurultayında Hazreti Peygamber'in Türk olduğunu ispatlayan bir tebliğ verilmişti. İşte Kureyş köpek balığı demek, Türklerin totemi de kurt, kurtla köpek balığı aynı cinstendir diye. Neyse bunlar bir yana. Türklerle Arapların irtibatı ayrı bir mesele. Burada bahsedeceğimiz husus, İslam hukukuna göre devlet reisinin Kureyş kabilesinden olma prensibi var. Hazreti Peygamber, halifeler Kureyş'tendir buyuruyor. İlk dört halifede bu şart yerine gelmiştir. Emeviler ve Abbasilerde de bu şart yerine gelmiştir. Ancak 1517'de hilafet Abbasilerden Osmanlı padişahlarına geçmiştir. Osmanlı padişahları ise Kureyş kabilesinden değil. Ne oldu bu prensip? Şimdi ulema bu meseleyi ele almışlar ve demişler ki İslam hukukuna göre devlet reisi olmanın bazı şartları var. İşte Müslüman olmak, erkek olmak, vücut tamamiyetini haiz olmak ve bu işi yapabilecek kudretli olmak. Bunun için fazla bir şart aranmıyor. Peki halifeler Kureyş'tendir. Bu bir hadis-i şerifle sabit. Bunun manası nedir? Bunun üzerine çok fikir beyanında bulunmuşlar. Ulema diyor ki bunlar ilk dört halife içindir. Çünkü o zaman Araplar henüz kabile asabiyetini muhafaza ediyorlardı. Ve bu kabileler içinde en itibarlısı, en güçlüsü Kureyş kabilesiydi. Neden? Çünkü Mekke-i Mükerreme'de yaşıyorlar ve Mekke Kabe'nin bulunduğu şehirdir. Bu sebeple bütün kabileler ancak Kureyş kabilesinden bir hükümdara itaat edebilirler. Bu reel politiğin icabıdır. Ondan sonra artık bu şart aranmamaya başlanmıştır. Çünkü kabile asabiyeti dağılmıştır. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra 4 halife zamanında Araplar Müslüman oldular ve dünya yüzüne dağıldılar İslamiyet'i yaymak için. Bu sebeple Arabistan'da artık eski kabile asabiyetinden eser kalmadı. Onun için halifelerin Kureyş'ten olma şartı da artık eskisi gibi bir değer ifade etmiyordu. Bazı alimlere göre bu namaz imamlığı içindir. Namaz imamı olacak kişiler arasında Kureyş kabilesinden olan varsa onun imamlığı tercih edilir. Çünkü onun konuşması Kureyş lehçesine müsait olduğu için Kur'an-ı Kerim'i daha doğru ve daha düzgün ve daha güzel okur. Onu tercih ederler. Bu bir tarafta kalsın. Şimdi gelelim Osmanlı padişahlarının halifeliğine. Osmanlı padişahlarının halifeliğinin İslam hukukunun prensiplerine uygun olup olmaması meselesi İngilizler tarafından gündeme getirilmiş. 19. asırda İngiliz emperyalizminin en haydi zamanlarında İslamcılık nazariyesini ortaya attılar. Ceryanını ortaya attı İngilizler. Cemalettin Efgani ve onun talebesi Muhammed Abduh ve onun talebesi Reşit Rıza ve onun Türkiye'deki yani Osmanlı ülkesindeki ve diğer İslam alemindeki halefleri Kureyş kabilesinden bir halifenin Müslümanların başına geçmesini ve Müslümanların birliğini temin etmesini müdafaa ettiler. Tabii bu onlar safiyane olarak bunu kabul etmiş olabilirler ama bu politikanın arkasında İngiltere vardı. Osmanlı padişahının meşru halife olmadığını empoze ederek Osmanlıların gücünü yıkmak, ondan sonra Osmanlı devletini parçalamak ve böylece Osmanlı ülkesinde Mısır gibi, efendim Kuzey Irak gibi beldelerin rahatça sömürgeleştirilmesi arzusu yatıyordu. Osmanlı padişahlarının Kureyş kabilesinin olmadığını, dolayısıyla meşru halife olmadığına dair propagandaya başlayınca İngilizler ve buna Cemalettin Efgani gibi, Muhammed Abduh gibi kişiler de alet oldular. Arap uleması hemen buna karşı bir reaksiyon gösterdi. Türkler değil, Arap uleması. Çünkü Arap uleması biliyordu ki artık Kureyşi olmak halifelik için bir şart değildir. Osmanlı padişahları bir hakkın halifelik payesini taşımaktadırlar. Nitekim İlk devir, yani halifeliğin ilk devrinde yaşamış olan İmam Şahrani, Osmanlı sultanlarının halifeliğini bir hakkın yerine getirdiklerini söyler. İmam Nablusi, Alusi gibi Arap uleması da bu mealde beyanları var. İngilizlerin bu propagandası başlayınca bunu Arap alimleri karşı çıktılar. Daha 17. asırda demek, o zamanlar da bu mevzu olmuş ki gündeme geldi. Yani Kalaydül Ekyan adında bir kitap yazılmıştı Arap dünyasında. O kitapta ki Sultan 4. Mehmet zamanında tarihleniyor. Osmanlı padişahlarının halifeliğinin meşruluğu müdafaa edilmektedir. 19. asırda Mekke-i Mükerreme Şafii Müftüsü
Seyyid Ahmet Zeyni Eddahlan'ın Devletül Osmaniye adında bir kitabı var. Onun bu kitabında Osmanlı padişahlarının Kureyş kabilesinden olduğu ispatlanıyor. Bırakın sadece meşru halife olduğu, yani meşru halife olduklarından sonra Sincari gibi, ya yani Osmanlı tarihçilerinden Bahirullah Efendi gibi tarihçiler kaynak verilerek Osmanlı soyunun aslında Hazreti Osman'ın soyundan gelen fakat fitne zamanında Türklerin arasına sığınan bir gençten geldiğini söylüyorlar. Bunu ispatlamak elbette ki zor ama böyle bir iddia var. Sultan Abdülhamit zamanında Mısır'da Fadıl Alevi Paşa veya Musul ulemasından Habib el-Ubeydi gibi zatlar, Yemen uleması Osmanlı padişahlarının meşru halife olduğunu müdafaa eden kitaplar yazmıştır. Mesela Habib el-Ubeydi'nin El-İhtisam kitabı var. Fadl Alevi Paşa'nın Füyüzat-ı İlahiye kitabı var. Bu kitapları ben gördüğüm küçük risalelerdir. Bunlar da Osmanlı padişahlarının meşru halife olduklarını ispat etmektedir ve İngilizlerin propagandalarına cevap vermektedir. Bu sayede dünya Müslümanları bu propagandalar aldanmamışlardır. Gerek Osmanlı ülkesinde yaşayan, gerek Osmanlı ülkesinin dışında yaşayan Müslümanlar bu propagandalar aldanmamışlardır. Şimdi diyeceksiniz ki 1916'daki Sevretül Arabiyetül Kübra yani Büyük Arap İhtilali niye oldu? O, dikkatinizi çekerim, Osmanlıların halifeliğinin meşruluğuna karşı değil, İttihat ve Terakki Hükümeti'nin icraatlarına karşı yapılmış bir ayaklanmaydı. Eğer Sultan Abdülhamit tahta kalsaydı Büyük Arap İhtilali de doğmazdı. Evet belki Arap memleketlerini elde tutmak mümkün olmazdı ama en azından bir konfederasyon gibi sıkı veya gevşek bağlarla bir arada kalmak mümkün olabilirdi. İngiliz Milletler Topluluğu gibi. Antiparantez bir şey söylemek istiyorum. Osmanlı padişahları Kureyş kabilesinden midir, değil midir? Bu da enteresan bir meseledir. Evet, umumi kanaat, tarihçilerin ittifakla söyledikleri Osmanlı hanedanı Oğuzların kayı boyundandır. Yani Türklerin bir kolu olan Oğuzlardandır. Bu artık çok meşhur bilinen bir hakikattir. Ancak Osman Gazi'nin hanımı Şeyh Edebali'nin kızıdır. Şeyh Edebali'nin Halep'ten Karaman'a, oradan da Bilecik'e gelmiş olan bir Seyit ailesinden intikal ettiği söyleniyor. Bunu ispatlamak fevkalade zor. Ama şurası katidir. Yıldırım Sultan Bayezid'in hanımı Germiyanoğlu prensesidir, Devletşah Hatun. Annesi Mutahhara Hatun, Mevlana Celaleddin Rumi'nin oğlu Sultan Veled'in kızıdır. Yani Çelebi Sultan Mehmet, Mevlana Celaleddin Rumi'nin torununun torunu oluyor. Onun için Yıldırım Bayezid'in oğulları hepsi aynı anneden doğmuşlardır. 5 oğlu da aynı anneden doğmuştur. Hepsi Çelebi diye anılır. Mevlana soyundan gelenlere Çelebi derler. Ne oldu şimdi? Mevlana Celaleddin Rumi, Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın 12. kuşaktan torunudur. Yani Kureyş kabilesindendir. Ayrıca anne, babaanne, anneanne gibi kollarla Hazreti Ömer'e ve İmam Serasi yoluyla Hazreti Hüseyin'e kadar ulaşan bir nesli vardır. Binaenaleyh 5. padişahtan itibaren Osmanlı padişahları Kureyş kabilesindendir hem de Hazreti Peygamber'in soyundandır. Ancak Osmanlı padişahları bunu çok fazla ön plana çıkarmamışlardır. Çünkü onlar halifelik için Kureyşi olmanın şart olmadığını zaten biliyorlardı. Görüşmek üzere.